Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Elazığ'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. Kitaplarınızı, aldığınız kitapları okuyup tamamlayın. Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri eksiksiz bir şekilde yapın. 9 bin öğretmenin görev yaptığı Elazığ'da 544 okulda 129 bin öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Evet, çok heyecanlıyım. Nasıl geçti peki bu dönem? Çok güzel geçti. Karne nasıl gelir sence? Takdir. Takdir. Peki tatilde ne yapacaksın? Ödevlerimi yapacağım, oyun oynayacağım, vakit geçireceğim annemle. İyi geçti yani, ödevleri yaparak vakit geçirdik, güzel geçti. Ben de takdir bekliyorum inşallah. 15 tatilde de ödevlerimi yapacağım. Kuzenim Gül'e gideceğim. İşte arkadaşlarımla konuşacağım. Öyle vakit geçirmeyi düşünüyorum. Karnem güzel gelir diye düşünüyorum. Çünkü başta da dediğim gibi sınavlarım çok güzel geçti bu dönem. Tatilimi kısaca verimli geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü 5. sınıfım, artık ilkokul değilim ve yani ortaokul bir tık daha zorluyor. O yüzden verimli geçirmeyi ve arada bir de gerçekten eğlenmeyi, ara vermeyi düşünüyorum. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken karnesinde zayıf olanlar ise üzüntü yaşadı. Çok iyi bekliyorum, mutluyum, takdir bekliyorum, güzel, güzel geçti. Tatilde bol bol kitap okumayı düşünüyorum, ödevlerimi yapmayı düşünüyorum, oyun oynamayı. Takdir aldım, bu dönem güzel geçti, okul birincisi oldum. Peki tatilde ne yapacaksın? Tatilde kitap okuyacağım, ders çalışacağım, test çözeceğim. İkinci dönemde inşallah bir şekilde olacak. Çocuklara karnelerini veren Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Mesela tebrik ederim seni de. Kınalı. Kınalı kuzu. Çok güzel. Teşekkür almışsın. Aferin sana, çok iyi. Maşallah, çok da yakışıklı. Takdir de var. Peki, tamam. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de öğrencilere okuma kültürünü aşılamak için onlara kitap hediye ettiklerini söyledi. Birinci yarının son günüydü. Karnelerimizi dağıttık. İlimizde 129 bin öğrencimize karnelerini verdik. Bu 15 günlük bir tatil geçirecek çocuklar inşallah. Biz öğrencilerimize karneleriyle birlikte birer de kitap hediye ettik. Bütün Türkiye'de bu uygulama yapılacak. Daha öncesinde malumunuz Cumhurbaşkanımızın da desteği ve riyasetinde bütün okullarımıza kütüphaneyle donatmıştık. Buralarda okuma alışkanlığının gelişmesi açısından bugün bunun bir tezahürü olarak da her öğrencimize karne hediyesi olarak bir kitap verdik. Dönüşlerinde de inşallah okuma kültürünü daha da geliştirmiş bir şekilde geri dönecekler ve eğitim hayatlarını sürdürecekler. Deprem sonrası yeniden inşa edilen okul binasının güzel olduğunu ifade eden Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu Müdürü Ferhat Aydoğdu ise öğrencilere iyi tatiller diledi. Bugün 305 öğrencimize karne verdik. Bugünün bizim için ayrı bir önemi Sayın Valimizin karne törenimize iştirak etmesiydi. Ve ilk defa bu binamıza geçen ay taşındık. Bu binamızın hazırlanmasında emek veren il valiliğimize, özel idaremize ve il milli eğitim müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Bölgemiz için, velilerimiz için gayet güzel, yaşanılabilir bir mekan oldu bizim için. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. İki hafta sürecek tatil 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek.